Trump Medya ekibi olarak bugün Isparta sokaklarındayız. Bakalım Isparta halkı Şükrü Başdeğirmen ve ülkemizin koronavirüs tedbirleri hakkında neler düşünüyor? Merhabalar. Ülkemizde koronavirüs hakkında alınan tedbirleri yeterli buluyor musunuz? Ben gayet yeterli buluyorum. Biraz da bizden kaynaklı olan şey, gerekli tedbirlere gayet riayet edersek bunu kısa bir sürede atlatacağımızı düşünüyorum. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in aldığı tedbirleri nasıl buluyorsunuz, beğeniyor musunuz? Gayet yerinde bence. Gerekse yardım paketleri olsun, ailelere giden, kolonya yardımları, otobüs duraklarının temizlenmesi olsun. Ben gayet yerinde buluyorum. Mesleğinizi öğrenebilir miyim? Erkek kuaförüyüm ben. Peki koronavirüs bu dönemde sizi nasıl etkiledi? Biz devletimizin aldığı tedbirlerle yaklaşık 50-55 gün kadar dükkan kapalı durdu. Bu dönemde zaten çalışmadık. Bilindiği üzere dükkanlar kapalı olduğu için. Gayet de yerinde buluyorum. Devletimiz de gayet de desteği oldu. Çalışanlar olsun, işverenler olsun, destek kredileri, çalışanlara kısa çalışma ödenekleri gibi gayet de güzel destek verdi. Bence yerinde buluyorum. İnşallah en kısa zamanda bunları atlatacağız. Teşekkürler. Ülkemizde koronavirüs hakkında alınan önlemleri yeterli buluyor musunuz? Gerektiği kadar yeterli görünüyor. Genel olarak iyi yani. Bu dönem hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi alabilir miyim? Dış ülkelere görünüşte iyi. Bizim ülkemiz çok iyi yani. Ama tabii insanlar kendileri biraz da kendilerine çeki düzen vermesi lazım bence. Peki sizce bu dönem daha ne kadar sürecek? İnsanların kendine şeysine bağlı. Tedbirine bağlı yani. Ne kadar süreceğini biz kestiremeyiz. Peki sizce bu dönemde üniversiteler, okullar açılmalı mı? Aslında biraz daha beklenmesi gerekiyor. Şu an yani açılırsa biraz daha risk artabilir yani. Çok teşekkür ederim. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in aldığı önlemler hakkında neler düşünüyorsunuz? İyidir herhalde. Bu dönemde hani yapılan yardımlardan vesaireden haberiniz var mı, bilginiz var mı? Yok. Koronavirüsün daha ne kadar süreceğini, devam edeceği hakkında bilmiyorum, ben de daha çok sürer gibime geliyor. Anladım. Peki sizce üniversiteler, okullar açılmalı mı? Açılmalı tabii ki. Teşekkür ederim. Sağ olun. Açılmalı. Başkanımızın aldığı tedbirler sizce yeterli mi? Vallahi ne tedbir aldığını bilmiyorum ki onun ben. Peki koronavirüs süreci size ne kadar daha devam eder? Orası öyleyse işte. Böyle giderse devam eder. Peki okulların açılması sizce doğru mu? Vallahi böyle olursa kötü. Peki teşekkür ederiz. Maskenizi takmayı unutmayalım, sosyal mesafeyi uyalım. Tabii biraz daha insanlarımızın dikkatli olması gerektiğini düşünüyorum. Bu şekilde görüşüm. Peki belediyemizin koronavirüsle ilgili yaptığı hizmetlerden memnun musunuz? Tabii billboardlardan görüyoruz. Çok takip etme fırsatım olmuyor ama maske üretip 1,5 milyon adet dağıtıldığını biliyorum. Önleyici şeyler, yazılar astıklarını afişlerde onları gördük. Şu an için Isparta Belediyesi olarak çalışmalarından memnunum yani. Peki sizce bu koronavirüs süreci ne kadar devam eder? Yani ne kadar önlemler artılsa da insanımızın biraz daha dikkatsiz olduğunu düşünüyorum. Tabii kurumlar biraz daha dikkatli bu konularda. Uyarılar yapılıyor, afişler asılıyor. Masaların arasına burada olduğu gibi böyle korumalar koyuluyor. Fakat insanımız biraz daha bilinçlenmesi gerekiyor bu konuda. Bilincin artırılması gerektiğini düşünüyorum. Bu şekilde bilinç oluştuktan sonra önlem alına alına bu süreci atlatacağımızı düşünüyorum. Peki yakın zamanda okullar açılacak. Koronavirüs döneminde sizce okulların açılması ne kadar doğru? Ya bence şu süreçte açılmasını doğru bulmuyorum. Çocuklar sürekli sokakta geziyorlar.
evlerinde yaşlı insanlar da bulunuyor. Risk grubu olduklarını düşünüyorum. Her ne kadar çocukların biraz daha bu işi kısa sürede atlattığı düşünülse de ya da o şekilde söylense de bulaştırma riskinin göz önüne alınması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden biraz erken olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederiz. Bölgemizde şu an koronavirüs sakin. Bu konu hakkında neler düşünüyorsun? Ben koronavirüsle karşıdan çok korkuyorum. Bu yüzden dışarı çıktığımda hep maske takıyorum. Peki sence alınan önlemler yeterli mi? Herkes maske takmıyor gibi sanki. Herkes maske takmıyor. Hem beni ve diğerlerini bence tehlikeye atıyorlar. Ülkemizde koronavirüs hakkında alınan tedbirlerden memnun musunuz? Yok, hayır değilim. Peki Şükrü Başterimen Belediye Başkanımızın aldığı tedbirler sizi yeterli mi? Yani ortalığa bakılırsa pek yeterli olduğunu söylenemez. Peki bu koronavirüs süreci sizce ne kadar daha devam eder? Yani bu tedbirler böyle devam ederse bu bitmez yani. Bu grip gibi bir şeye dönüşecek gibi gözüküyor. Peki yakın zamanda okullar açacak. Sizce okulların açılması doğru bir karar mı? Yok ya, bence yanlış yani. Tamamen ya da ne bileyim belli bir seviyeye altına inmediği sürece kafelerin bile açılması yanlış bence. Çok teşekkür ederiz. Ülkemizde alınan koronavirüs tedbirlerinden memnun musunuz? Tabii ki. Yani şu anda Türkiye'de Cumhurbaşkanı'nın yaptığı tedbirler çok güzeldi. Hoşumuza gitti yani. Beğendim. Peki belediyemizin yaptığı tedbirler size yeterli mi? Valla Isparta Belediyesi de bu konuda iyi çalıştı. Yani güzel çalışmalar oldu. Hastaneler güzeldi. Burada pandemi hastanesi açıldı biliyorsunuz. Yani güzeldi. Beğendim. Isparta Belediyesi de düzgün çalıştı bu konuda. Peki sizce bu koronavirüs süreci ne zaman biter? Ben bunun herhalde 2021'i bulacağını söylüyorum yani. Birinci aya kadar falan sürecek. Yani daha Şubat'a kadar gider. Ocak, Şubat sürecek. Çünkü halkımız hala bilinçli bu hareketleri var yani. Maske yok, sosyal mesafe yok. Kalabalık her yer. Gençler dışarıda görüyorsunuz. Çılgın geziyorlar yani. Parklar falan dolu yani. Kafeler aynı şekilde. Yani bu süre Şubat'a kadar gider bence. 2021'de buluruz yani. Peki okulların açılması hakkında ne düşünüyorsun? Okullar tahminim onlar da bu sene okullar da açılmayacak. Benim de çocuğum okuyor. İstanbul'a gitmeyeceğim diyor. İstanbul'da yaşadığı için. Isparta'da da böyle bir şey olacağından inanıyorum. Yani herhalde 2021 olacak. Çünkü Eylül-Ekim'de bu devam edecek. Isparta'da hala vakalar sürüyor. Yaklaşık 80 tane falan var dediler. Yani okulların açılması da bence uzun sürecek gibi geliyor. Peki, eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Teşekkür ederim. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Ülkemizde koronavirüse karşı alınan önlemlerden memnun musunuz? Şu anda memnunuz yani. Sıkıntı yok. Peki belediyemizin yaptığı koronavirüsle ilgili hizmetlerden memnun musunuz? Ondan da memnunuz. Peki süreç ne kadar devam eder sizce? Vallahi süreç bayağı ipi sürer yani. Teşekkür ederiz. Ülkemizde alınan koronavirüs tedbirlerini yeterli buluyor musunuz? Tedbirleri başlarda yeterliydi ama sonrasında bayağı bir saldılar. Yani yetkililer de saldı. Yetkililer salınca zaten biz saldık. Bu anlamda hayır, yeterli bulmuyorum. Peki belediyemizin yaptığı önlemleri yeterli buluyor musunuz? Asla. Çünkü denetleme yok. Denetleme görmüyorum. Gerçi Türkiye genelinde sanırım denetleme yok. Sağlık Bakanımız ki ilk başlarda çok güzel yönetmişti ama şu an sadece tweet atıyor. Twitter'dan sadece onları dinliyorum, okuyorum. Onun dışında belediyenin de herhangi bir önlemini en azından şu cadde dahilinde henüz hiç görmedim. Bir dezenfektan, bir denetleme, maskeleri, evet polis denetliyor falan ama mesela dün gördüm polisin yanında çenenin altındaydı adamlar da, yanlarında polis var ama sonra geliyorlar buralarda denetliyorlar. Yani bir tutarsızlık var. Belediyede de var, genel itibariyle de var. Sizce bu koronavirüs süreci ne kadar devam eder? Bilemiyorum yani, kim bakıyorum Kasım'da aşı bulunacak deniyor. Bakıyorum en az 2 yıl deniyor. Bakıyorum büyük bir virüs ailesinin ilk üyesi deniyor. Kafam karışık yani, bilim kurulu da tutarsız aslında. Peki okulların açılması hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya yine bugün bir şey okudum bilim kurulu üyesinden, diyor ki işte imkanı olan veliler bir yıl çocuklarını okula göndermesinler. O zaman demek ki tehlikeli. Göndermek zorunda olanlar ne yapacaklar? Sonuçta çalışanlar var. İnsanlar çalışıyorlar. Çocuklarını, aslında bir de şöyle bir durum var. Eğitimden çok çocuğumuzu birileri zapt etsin diye gönderiyoruz maalesef. Çünkü çalışıyoruz. Artık
artık eğitimden çok bu zaten okula göndermek. Bu durumda bir yandan herkes çocuklarını okula göndermek zorunda. Bir yandan bilim kurulu üyesi böyle bir açıklama yapıyor. Bir yıl göndermeyin imkanınız varsa. Demek ki tehlikeli. Bilmiyorum yani, onu da bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum ki sanırım yetkililer de bilmiyor. Peki, teşekkür ederim. Ülkemizde koronavirüs hakkında alınan tedbirlerle ilgili ne düşünüyorsunuz? Ülkemizin bu konuda gerçekten çok sağlam bir güçte olduğunu düşünüyorum bu son zamanlarda yapılan tedbirlerden ötürü. Çünkü yeni yeni yapılan hastaneler kısa bir sürede yapıldı. Gerçekten ülkemiz bu konuda, sağlık konusunda hatta, çok güçlü olduğunu düşünüyorum. Peki, belediye başkanımızın yaptığı hizmetlerden memnun musunuz? Evet, memnun. Gerçekten memnunum. Yani ilk memnun olduğum bu kafeleri 1 Temmuz'da açması oldu. Ama ilk zamanlarda kendim müzisyen olduğum için canlı müzikler konusunda biraz sıkıntı yaşadık ama onlar da tez zamanda güzel haberlerle bize ulaştı. Biz de şu an memnunuz. Evet, hani insanlar biraz açıkçası korku içinde kafeye gelmiyor. Evet, çay bahçeleri bu konuda biraz daha iyi oluyor ama yine memnunuz yani. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Peki sizce bu süreç ne kadar devam eder? Böyle devam ederse hani insanlar, evet, bir süre sonra bilinçlendi ama şimdi bu yeni şeyden sonra yönetmeliklerden sonra insanlar tabii ki biraz kendini sokağa attı. Mesela maske takmayan arkadaşlar oluyor yine illaki. Ama bu bize biraz sıkıntı yaratıyor. Niye? Çünkü esnaflara da çok büyük sıkıntı yaratıyor. Normal insanlara da. Çünkü bizim memleketimiz öğrenciden geçinen bir memleketimiz. Öğrenciye daha çok yönelik bir memleket. Bu konuda ben vatandaşlara, yani Türk vatandaşlarına buradan sesleniyorum. Maskelerini taksınlar. Çıkarmasınlar. Peki yakın zamanda okullar açılacak. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? İyi olur. Gerçekten okulların açılması iyi olacak. Hem bizim açımızdan hem halkımız açısından. Yani atsınlar ama şöyle tabii tedbirleri alarak açılsın. Çünkü biz de Isparta'da yaşadığımız için şu an Isparta'da büyük ihtimalle vakalar arttı diye biliyorum ben, duyduğuma göre. Vakalar arttı. Gerekenler yapılacağını da düşünüyorum. Üst kademedeki büyüklerimizden. Öyle bir düşüncemiz var yani. Peki eklemek istediğiniz bir şey var mı? Evde kalın diyorum. Süreci ne zaman biter? Ya benim görüşüm rahat bir 2 yıl süreceğini düşünüyorum. Çünkü yani kolay yayılabilen bir virüs. Yani ne kadar önlem alsanız da bir şekilde bulaşabilecek bir virüs. O yüzden yani en az 2 yıl daha süreceğini düşünüyorum. Peki yakın zamanda okullar açacak. Okulların açılmasıyla ilgili düşünceleriniz neler? Ben şahsen insanların toplu bir yerde bulunmasını istemiyorum. Yani sonuçta bu şekilde yayılıyor. O yüzden de okulların açılmasını henüz istemiyorum yani. Peki, teşekkür ederiz. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yok, teşekkür ederim. İnsanlar dikkat etsin. Kendilerini korusun. Temiz kalsınlar. Bu kadar yeter. Medya Trend ekibi olarak bugün sizlere Isparta'nın sesini dinledik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz ve sizi Isparta'nın Kovdoğlu ile baş başa bırakıyorum.